sanatlarına ilgi duyan dostlarım merhaba. Hayalden, imgesel, figüratif kompozisyon dersimize hoş geldiniz dostlarım. Bu dersimde sizlere dostlarım, hayalden, imgesel olarak figürlü kompozisyonlar nasıl yapılabilir, nasıl kurgu oluşturulur, bunlar üzerine geniş çaplı bir bilgi vereceğim. Kompozisyonları oluştururken tasarlama ilkelerinden yola çıkarak eylem yani hareket, ekipman yani bulunduğu eşyalar, çevresindeki eşyalar ve tasarım. Nedir burada? Figürlerin jestüel hareketleri, karakteristik hareketleri, tiplemeleri. Yani üçlü figür, ikili figür bunları doğada, sokakta, caddede, mekan içerisinde, piknik alanında, oyun bahçesinde, eğlence yerinde birçok örnekleri size çizerek bu kompozisyonları nasıl yapabiliriz? Ama neye göre, hangi ilkelere göre? Tasarım ilkelerine göre dostlarım. İster bir mimari tasarım yapın, ister grafik tasarım yapın, isterseniz insanlı figüratif kompozisyon tasarımı yapın. Bunların ilkeleri vardır dostlarım. Bunları size analitik olarak A'dan Z'ye çizerek öğreteceğim dostlarım. İlk başlarken derslerimizde yine temel çizim tekniklerinden degrade, hacimler, skalalar, perspektifsel kurallar, derinlik, kısalma, doku, orantı, ışık, gölge, tonlama değerlerini öğrettikten sonra insan figürünün iskelet yapısını bebeklerden başlayıp çocuklar, genç, yetişkin ve ileri yaşlılar. Çünkü hep aynı yaş grubuna ait biz kompozisyonlar yapmayacağız. Aynı kurguyu aynı yaşıttaki emsaldeki insanlarla devamlı aynı çizim yapmayacağız. Örneğin bir aileden bahsedelim. Çekirdek bir aileden. Anne, baba, kız çocuğu, küçük erkek çocuğu. Bir fotoğraf bile çekilmek istediklerinde ne yapılır arkadaşlar? En belki büyük babaysa en arkada. Onun yanında anne ikinci büyüklükte. Üçüncüye kız çocuğuysa o babanın ön tarafında. Dördüncü ise erkek çocuğu daha küçükse o annenin önünde. Orada bir kadraj, bir denge, çekirdek ailenin bir aile fotoğrafı çekiminde bile bunlar çok önemlidir. Bizse hayalden action, hareket halindeki örneğin bir piknik yapan kişiler veya bir parkta oyun oynayan üç tane aynı yaş gruplarındaki çocuklar veya atıyorum bir kafede müzik dinletisi yapan üç tane değişik genç ve kenarda hemen o kafede veya restoranda diğer müşteriler müzik dinletisi dinleyen insanlar. Bunların tasarımları ve çizim teknikleri nasıl yapılır? Bunları size hepsini çizerek öğreteceğim dostlarım. İmgesel, figüratif kompozisyon bu dersime, bu kursuma kimler katılabilir? İlk öğretim seviyesinden başlayıp orta öğretim, lise, üniversite veya profesyoneller. Herkes katılabilir dostlarım. Hayal ettiklerini resmetmek isteyen herkes katılabilir. Ama ağırlıkta çizim yetenek sınavı ile öğrenci alan Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin çizim yetenek sınavlarına katılmak isteyenler.
İkincisi, Güzel Sanatlar Fakültelerinin, üniversitelerin, mimarlık, iletişim, tasarım ve eğitim fakültelerinin yetenek sınavlarına girmek isteyen öğrenciler. Bunlar katılabilirler. Bir başka, tekrar üniversitelerin bu yetenek sınavlarından sonra kazanan öğrencileri, barajı, belirli barajı geçen öğrencileri yine değerlendirmeye tabi tutmak için mülakat ve dosya değerlendirme sınavlarına katılmak isteyen öğrenci arkadaşlarım da katılabilirler. Çünkü sınavlarda ağırlıkta bununla ilgili, bu ister obje natürmort kompozisyon olsun, isterse figüratif olsun. Çünkü bazı sınavlarda birincisinde örnek bakarak soruyorsa ikincisinde mutlaka size hayalden sorular sorarlar dostlarım. Bir başka hobi olarak artık profesyonel hayatında kendisini sanata adayan, hayallerini resime, çizime dökmek isteyen arkadaşlar da, dostlarım da katılabilir. Hayalden kurgu nasıl yapılabilir? Kompozisyon nasıl kurulmalıdır? Bütün arkadaşlar, herkese açık benim çizim derslerim. Anlatabildim mi? Diğer arkadaşlarına, dünya insanlarına, sanat üzerine düşündüklerini oraya resmederek mesaj vermek, güzel şeylerini anlatmak, duygularını anlatmak isteyen herkes buyursun. Ben buradayım dostlarım. Diğer bir başka, sınavlara girecek arkadaşlar için ben 1986'dan beri akademik olarak ve profesyonel hayatta profesyonelce öğrenciler yetiştirdim, binlerce. Bu öğrencileri yetiştirirken her yıl 86'dan beri bütün okulların sınavlarında sorulmuş minimum sınav soruları arşivimde var. Bunları da yazdım ve yükledim. Onları indirerek o sorulardan da neler sorulmuş, nasıl sorular sorulmuş, onları da öğrenme imkanımız var. Artı 86'dan beri dostlarım bir çizim arşivim var. İmgesel figürden tutun perspektiflere, grafiksel tasarımdan endüstriyel tasarım ürünlerine, obje natürmortundan aklınızda çizim sanatlarıyla ilgili ne düşünüyorsanız hepsinin arşivi var. Ekstra çizim anlattığım derslerin haricinde oraya birçok size örnek ödev yapabilmeniz için çizim notları da bırakacağım. Onları da indirebilirsiniz. Ve amacımız sizin bu sınavlara girecek arkadaşların %100 başarı sağlamasını istiyorum. Eğer beni takip ederseniz dostlarım, %100 başarılı olacağınızdan eminim. Çünkü ben 1986'dan beri kazandırdığım öğrencilerim eğitimci olarak sizi de kazandıracağımı teminatıdır dostlarım. Evet, diğer kalan konuları derslerimizde hep beraber hem çizelim, hem öğrenelim, hem sohbet edelim dostlar. Haydi buyurun derslere.